Telefonumuz hazırmış Bülent Atlas. Ankara'da hattımızın diğer ucunda. Bülent abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Perince. Birinci lige de hoş geldi Ankara. Yıllardır birinci ligden uzaktık. Ben bir çınar bir efsane geri döndü dedim açılışımda. Haksız da sayılmam öyle değil mi? Haksızlık yapmadın ama geçici misafir olarak geldi. Fazla duracak gibi durmuyor. Ait hemen oldu. Ankara Gücü ait olduğu yere Süper Lig'e gidecek ha? İnşallah. Yani bir sezonda olmasa da ikinci sezonda Süper Lig'e tekrar dönecek ama birinci ligi Ankara takımlarından uzak bırakmayacağız gibi gözüküyor. Aşağıdan birçok takım gelecek sezon için birinci lig hazırlıklarını yapmaya başladı şimdiden. Peki. Ankara birinci lig yıllardır bir Osmanlı Spor'u gördü Ankara takımlarından. Ankara takımlarından uzaktı. Biraz biz de futbol seyredelim. Birinci ligin keyfini biz de tadalım diye istiyoruz. Peki Ankara Gücü'nü konuşalım öncelikle. Çünkü Ankara Gücü şampiyon oldu. Lige yükseldi. Şampiyonluk öyküsünü bir de senden dinleyelim Bülent Atlas. Zira sen sezon başından bu yana takımın o kadar çok içindeydin ki her şeyini biliyorsun. Bu şampiyonluk öyküsünü senden iyi kimseden, hiçbir gazeteciden dinleyemezdik. Bize biraz kısaca bir anlatır mısın? Estağfurullah. Ya bu aslında çok uzun bir hikaye. Ankara Gücü çok zor zamanlar geçirdi. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdi. Biz Ankara Gücü Süper Lig'deyken de, birinci ligdeyken de, ikinci lige düştüğü zamandan beri sürekli yanındaydık, sürekli takip ediyorduk. İlk ikinci lige düştüğü sene Mehmet İlgin'in başkanlığındaki ilk seneydi. Birinci ligin ikinci yarısına devralmıştı. Diriliş sezonu başlatıldı, ciddi bir mücadele verdi. Alanya'da yarı finallerde kaybetti, playoff yarı finallerinde birinci lige çıkmayı. Ertesi sezon iyi bir sezon geçirmedi. Ondan sonraki sezon, geçen sezon yani yine iyi bir sezon geçirmedi. Bu sezon Ankara Gücü direkt transfer yasağını kaldırarak başladı. O çok büyük bir avantajdı. Transferlerini yaptı. Yine aslında bakarsanız sürpriz rakipler çıktı. Bir Gümüşhane'nin bu kadar ciddi bir rakip olacağı beklenmiyordu. Hatay ciddi bir rakip olur deniliyordu. Menemen ciddi bir rakip olur deniliyordu. Ama da sezonun ilk başında Gümüşhane'yle aslında bir koptular. Aradaki puan farkı 7'ye 8'e çıktı. Sonradan iki takım da puan kaybetmeyle aşağı taraf hafif yakalanır gibi oldu ama sezon sonuna kadar mücadele devam etti. Devre arasında önemli transferler yapıldı. Ankara Gücü'nün çok ciddi bir problemi vardı. Gol atıyordu bir şekilde ama gol de yiyordu. Çok fazla gol yiyordu. Yani şampiyonluğu oynayan bir takım için fazla gol yiyordu. Kaleye Korcan'ı transfer ettiler. Birkaç tane önemli transferle Ankara Gücü bir topladı devre arasında kendisini. İkinci lige biraz daha uyumlu bir futbol oynamaya başladılar. Yani ikinci lig gerçekten kötü bir lig. Yani futbolun oynanmadığı bir lig. Yani mücadelenin, sert mücadelenin geçtiği, öne geçenin biraz daha maçı uzatmaya yönelik davrandığı garip bir futbol oynanıyor ikinci ligde. Ankara Gücü de ikinci yarıda bu oyunun kurallarını oynamaya başladı ama Gümüşhane gerçekten bir şekilde puan alarak liderliğini sürdürdü. Ta ki Gümüşhane maçına kadar, deplasmanda oynanan Gümüşhane maçına kadar. Gümüşhane'de Ankara Gücü kaybetti ama büyük saha olaylarına ve tribün olaylarına neden oldu. Bakan sahaya geldi. Devre arasında sahanın içinden geçerek tribünlere geçti. Taraftarlar saldırıya uğradı. Benim kendi muhabirim tribünlerden aşağıya sarkıtıldı. Evet. O maçın dönüşünde Ankaracı taraftarı takım havalanda karşıladı. Yenilmiş takım havalanda karşıladı. Ben Alanya'dan gelmiştim. Gençler bir Alanya maçını takip ediyordum. Havalanında ben çekimleri yaptım. Ondan sonra Ankara'da işler değişti. İnanılmaz bir kenetlenme yaşandı ki Ankaracı taraftarı gerçekten çok güçlü bir taraftar. Yani ne kadar sahipsiz Ankaracı dahi dense çok büyük bir sahibi var. 25 bin kişi, 30 bin kişi bir araya getirebilen bir camia. Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu. Kenetlenme yaşandı ve orada aslında en önemli şey Gümüşhane'nin bir kaybetmeye başlaması oldu. Gümüşhane'nin artık oyunu kontrol edemez olması devreye girdi. Ankara Gücü de puan kaybetti ama bir maç eksiği vardı Gümüşhane'nin. 3 puan öndeydi. Bir manada 6 puan fark gibi gözüküyordu lider takımla. Gümüşhane ilk başta o eksik maçını kaybetti. Kupa nedeniyle ertelenen maçı. Ardından mağlubiyetler almaya başlayınca Tarık Taşkın yönetiminde Ankara Gücü'nün puan kayıpları o kadar göze gelmedi ve Ankara Gücü 4 puan öne geçti. Ondan sonra Ankara'da her şey değişti. Şimdi ben 20 bin kişiye oynayan takım,
tribünler ağzına kadar dolu. Hı hı. Son Kayseri Erciyes'e 25 bin Ankara'dan taraftar gitti. Yani kavimler göçü gibi bir şeydi. Kesinlikle öyle. Ben birazcık başına gitmek istiyorum Bülent abi. İsmet Hoca ya da başkan diyeyim, neyi iyi yaptı da Ankara Gücü küllerinden yeniden doğdu? Zira küme düşerken hem Süper Lig'den birinci lige düşüşte, birinci ligden ikinci lige düşüşte ciddi sıkıntılar yaşadı çünkü kulüp. İki ligden aşağıya da düştüğünde hep böyle bir, ne derler, bir kaos, bir olmazlık, bir çıkmazlık. Ankara Gücü hep bunları yaşadı bu sezona kadar. Bu sezon yani hocaya mı bağlarsın bunu, yönetime mi bağlarsın? Ne iyi yapıldı da takım bu kadar inanıp Süper Lig'e çıktı? Ya aslında bakarsın her şeyde 4-4 değildi yine de. Hmm. Birçok yerlerde hala problemler vardı ama neticede şampiyon olmuş takımda o kötü yaşanan aksaklıkları falan da çok fazla dillendirmeye gerek yok. Ama nasıl oldu? Ben yıllardır söylüyordum. Ankara Gücü'nün başarılı olması için Ankara Gücü taraftarlarının, camiasının, yönetimi, futbolcularının kenetlenmesi lazım diyordum. Hı hı. Ankara Gücü birincisi bu kenetlenmeyi sağladı. Dış etkenlerle sağladı, Gümüşhane'deki olaylarla sağladı, Melih Gökçe'nin açıklamalarıyla sağladı ama birincisi bu kenetlenmeyi sağladı. Hı hı. İkincisi İsmet Taşdemir sezon boyunca çok eleştirilen bir hocaydı aslında bakarsan. Taraftar ve camia tarafında. Yani güzel futbol oynatmadığına, oyuncu değişikliklerini yanlış yaptığına kadar birçok konuda eleştiriliyordu. Hı hı. Ama yönetim İsmet Hoca'nın arkasında durarak aslında bakarsan çok doğru bir hamle yapmış oldu. Hı hı. Yani hocayı göndermedi. Sürpriz mağlubiyetlerden sonra da bunu değiştirmedi. Hı hı. Üçüncüsü işte rakiplerin şansı, Gümüşhane'nin puan kaybetmesi. Ben Kayseri'ye giderken röportaj yapıyorum taraftarlarla. Hmm. Kaybede kaybede şampiyon olduk diyorlar. Aslına bakarsan da yanlış değil. Doğru. Ankara Gücü son periyotta çok ciddi maç kayıpları yaşadı. Hmm. Puan kayıpları yaşadı. Dediğim gibi kenetlenmeydi bu başarıyı getiren. Hmm. İzleyenler varsa biliyorlardı. Ben 2-3 gün önce futbolcuları bir araya getirdim. Onlarla bir sohbet toplantı yaptık. Röportaj yaptık. Ben yıllardır Ankara'daki birçok takımla buna benzer röportajlar yapıyorum futbolcularla. Böyle bir arkadaşlık ortamının kurulduğu başka bir takım da görmedim. Evet. Belki şampiyonluk etkisi de bu kadar rahatlardı falan denilebilir ama gerçekten çok ciddi bir arkadaşlık ortamı kurulmuş. Ve dışarıdan benim gördüğüm, bir gazeteci olarak gördüğüm, bunun en büyük mimarlarından bir tanesi Serkan Bağcı olmuş. Çok iyi babilik yaptı, öyle değil mi? Evet. Yani Serkan Bağcı egolarından kurtulmuş, çok mütevazı, çocukla çocuk olabilen, büyükle büyük olabilen bir insan. Hı hı. Bunu takıma gösterdiği zaman, yani Serkan Bağcı havada değilse bizim ne havamız olacak tarzı bir ortam oluşturmuş. Ve bu takımdaki arkadaşlığı çok ciddi etkilemiş. Çok ciddi olumlu yönde etkilemiş. Hı hı. Serkan Bağcı önemli bir faktör. Hı hı. İstanbul takımlarından Ankara'ya gelmiş Kenan Özel gibi futbolcular falan var. Onlar da iyi futbol oynadılar. Hı hı. Yani Ankara Gücü bu ligden kurtulması lazımdı. Hı hı. Yani bunu artık herkes söylüyordu. Çünkü ikinci ligde taraftarın sloganı var. Bir yıldır, iki yıldır dinliyoruz. Buralar köy kasaba, sığmıyor statlara diye. Gerçekten Ankara'cı köylerde, kasabalarda mücadele edecek bir camia değildi. Birincilik Ankara Gücü'ne yetmez diyorum. Evet yetmez ama en azından şehir takımlarında mücadele edecek. Biraz daha ilgisi olacak. Biraz daha futbol kalitesi artacak. Çünkü gerçekten futboldan soğutacak kadar kötü bir futbol var ikincilik, üçüncülükte. Yani bunu buradan dillendirmek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Çok doğru yani, çünkü her programda biz de söylüyoruz. Lig aşağıya indikçe oyun kalitesi ne yazık ki güce dayalı hale geliyor. Hırsa dayalı hale geliyor ve kalite ister istemez düşüyor. Biz de burada zaman zaman İstanbul'da oynanan maçlara gidiyoruz. İkincilik, üçüncülük maçlarına kıyaslanamaz bile üst liglerle ve diğer Avrupa'daki kendi denginde olan liglerle kesinlikle kıyaslanamaz. Artık biraz daha o kaliteyi artırmamız gerekiyor bizim. Evet. Yani Ankara Gücü şimdi bundan kurtuldu. İkincilikte çok güçlü ekipler var. Yetimeskup Belediyespor gelecek sene birinci ligi zorlayacak takımlardan bir tanesi de. Ki Ankara Gücü'nün çıkmasını bekliyorlardı aslında bakarsan. Onların da çıkma hikayesini yazmak için. Hı hı. Başkanlar Hasan Kartal'la röportaj yaptığında kendi söyledi. Yani Ankara Gücü çıkmadan bizim çıkmamız olmaz. Ankara Gücü çıksın ardından biz bu mücadeleye girişeceğiz diye. Gelecek sene Yetimeskup Belediye de birinci ligin en büyük adaylarından bir tanesi. Şimdiden söyleyeyim.
Sen de hazırlan. Biz hazırız. Biz Nilhan'la hazırız her Ankara kulübüne. Hacettepe'nin durumu da malum. O da Gençler Birliği için mücadele ediyor gibi. Hani Gençler Birliği'ne futbolcu yetiştirdiği için biz Hacettepe'yi çok fazla mercek altına alıyoruz ama 2-3 kere röportaj yaptın Nilhan'da. İyi oynuyorlar onlar da. Yani ikinci yarı özellikle Mustafa Kaplan'ın gelmesinden sonra, bir yönetim değişikliğinden sonra Hacettepe de çok değişti. Doğru bir kimlik profili oturdu. Hacettepe çıkar mı? Gelecek sene yine Hacettepe'nin çıkması biraz zor gözüküyor. Hı hı. Ama özellikle Etimesgut Belediyespor çok güçlü gelecek gözüküyor gelecek sene. Hı hı. Ben tekrar Ankara Gücü'ne dönecek olursam. Evet. Bu birinci lig senin programın gelecek sene daha da özel bir program olacak. Çünkü yanlışım yoksa birinci lig maçları artık şifreli kanalda yayınlanacak. Evet. Yani öyle özel birinciliklerin yorumlandığı, futbol izlenerek yorumlandığı fazla bir program olmayacak. Birincilik uzmanı olarak senin programın Ankara'cı taraftarları açısından da çok önemli bir program haline gelecek. Biz seninle çok temaslı olacak benziyoruz. İkincisi Fasolik açısından Ankara'cı taraftarı Fasolik'le tanışacak. Fasolik de Ankara'cı taraftarıyla tanışacak. Çok büyük bir kitle geliyor. Yani birçok şey değiştirecek Ankara Gücü'nde. Gelir artacak, Ankara Gücü'nün borçlarından kurtulması açısından bu çok önemli. Hı hı. Ve futbol oynanacak. Ankara Gücü gelecek sene birinci lige damgasını vuracak takımlardan bir tanesi olabilir. Peki olmayabilir ama. Birçok yani, birçok şey değişecek dedik. Biraz o cümlede bir kalalım mı? Sana bu konu hakkında sorularım var Bülent abi. Tabii. Genelde takımlar bir üst lige çıktığında ilk iş olarak hoca değişir. İsmet Hoca kalacak mı? Yani bunu sormak için çok mu erken bilmiyorum ama. Ya çok aslında biz de bunu haftalardır konuşuyoruz. Kayseri'ye gitmeden önceden beri konuşmaya başladık gazeteci arkadaşlarımızla, kendi muhabir arkadaşlarımızla falan. Biz kıymet değer pek bilmiyoruz çünkü o yüzden. Kıymet değer bilmemekten daha çok bir yani aslında herkesin bildiği ama çok fazla dillendirmediği bir şey var. Gözükür de İsmet Hoca ile devam ettik gibi bir hisse kapılmıyoruz biz yönetimine açık söyleyeyim. Devam etmesi mi lazım? Bu vefadır. Ben hangi takım ve hangi hoca olursa olsun bu benim için fark etmiyor. Şahsen sevmediğim bir hoca dahi olsa başarılı olduysa üst ligde başlamak onun hakkıdır diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bu yine de yönetimin vereceği karar. Yönetimin şu anki gördüğüm İsmet Hoca ile devam edeceği konusunda bir bana net bir görüş hissettirmiyor. Ama Mehmet İğner'in bu sezon İsmet Hoca'nın arkasında durmuş olması gelecek sene içinde olmasını ihtimalini kenarda bıraktırmıyor. Yani devam edebilir İsmet Hoca'yla. Ama kadroda çok büyük bir revizyon olacak kesin. Tam o soruya gelecektim. Kadroda büyük değişiklikler bekliyor musun Bülent abi? Çünkü yani sen çok içindesin açık takımın. Açık söyleyeyim 4-5 oyuncu haricinde kadronun çok büyük kısmını yenileneceğini düşünüyorum. Şunu sorayım. Serkan Balcı abilik yapmaya devam edecek mi takıma mesela? Yani Serkan'la bizim tanışma hikayemiz Gençler Birliği'ne ilk geldiği günden başladı. Serkan'la yaklaşık yani bir 18 yıllık, 15-16 yıllık bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Ben Serkan'la da diğer takımlardayken, Fenerbahçe'deyken, Samsun'dayken, Trabzon'dayken, Mersin'deyken, Antalya'dayken de sürekli görüşüyordum. Hı hı. Serkan çok enteresan bir şekilde Ankara Gücü'nü sahiplendi. Yani bu sahiplenme boyutunu sana söyleyeyim. Bana telefon açıp ya siz niye daha fazla haber yazmıyorsunuz? Bu takıma daha niye fazla sahip çıkmıyorsunuz? Bu takımın çıkması lazım. Biz futbolculardan fazla duyduğumuz cümleler değil açıkçası. Evet. Futbolcu işini yapar. Serkan çok sahiplendi. Ben açıkçası Serkan'ın kalacağını düşünüyorum. Yönetimin de bırakmayacağını düşünüyorum. Ki Serkan'a Ankara Gücü'ne transfer olacağı zamandan Süper Lig takımlarından da birinci lig takımlarından da teklif vardı. Evet. Yani Gençler Birliği de düşünüyor Serkan Balcı. Evet. Yani onun için ben Serkan'ın Ankara Gücü'nden ayrılmak isteyeceğini düşünmüyorum. Yönetimin, camianın, takımın da Serkan'ı bırakacağını düşünüyorum. Serkan önemli bir futbolcu. Yabancı oyuncular gelecek. Ankara Gücü yönetimi yabancı oyuncu transferi hiç yapmadı şimdiye kadar. Yani geldiklerinde zaten birincilikten düşüyorlardı ve transfer yasaklıydı. İkincilikte yabancı oyuncu hakkı yok. Ankara Gücü yönetimi de yabancı transferi konusunda ilk kez tanışacak. Burada çok enteresan menajerlik oyunları falan var. Sen de biliyorsun, ben evet, de biliyorum. Evet. İnşallah oyunlardan başarıyla çıkarlar ve doğru yabancı transferlerle takım güçlendirirler. Umarım. Ankara Gücü altyapısını kaybetti. Bu çok önemli bir eksik. Evet. Ankara Gücü çok fazla oyuncu kazandırdı Türk futboluna geçmişte. Evet. Yani Ankara Gücü düşerken Süper Lig'den birinci lige, birinci ligden ikinci lige düşerken hatta ikinci ligde Menemen'le sahaya çıktığı zaman, Menemen giyerek sahaya çıktığı zaman dahi takım ayakta tutan altyapıdan futbolculardı. Yıllardır U21 liglerinde yoklar. Profesyonel
alt profesyonel takımların olduğu altyapı liglerinde yoklar. Tandoğan tesisleri, patates tarlası. Orada bir tesis kalmadı. Yani futbol oynamaya müsait bir alan kalmadı. Onun için Ankara Gücü altyapı konusunda çok ciddi bir darbe yedi. Bu bir senede, iki senede, üç senede atlatılacak bir şey değil. Bu Ankara Gücü'nün bir 10 senesine mal oldu altyapı konusunda. Yeniden yapılandırma ve yeniden doğru organizasyonu kurma açısından Ankara Gücü yönetiminin birincilikle beraber buna çok hızlı bir şekilde adım atması lazım. Evet. Yani bir Tandoğan tesislerin yenilenmesi projesi var. Yıllardır konuşuluyor. Devletten bekleniyor bir sahamızı yapın, biçimlendirin, süsünün yapın diye. Artık onu devletin bir şekilde yapması lazım. Yapmıyorsa federasyonun yapması lazım. Eğer hiçbir şekilde yapılmıyorsa da bunu devlet yapmıyor, federasyon yapmıyor diye Ankara Gücü yönetimini bırakmayıp kendisinin gerekirse yapması lazım. Hı hı. Artık Ankara Gücü'nün altyapısına kavuşması lazım. Evet. Çünkü U21 ligin yok. Bu sene başlayacaksın U21 ligine tekrar. Oradan futbolcu gelmesi lazım ki Ankara Gücü transfer derdini en azından altyapıdan çıkan çocuklarıyla kuvvetlendirebilsin. Hı hı. Bu kaybı bitirsin. Bu çok önemli. Ankara Gücü açısından tarihi bir nokta. Hı hı. Bu kritik bir nokta. Ama dediğim gibi inşallah doğru hamleler yapılır. Bir senede oldu, olmadı. İki senede Ankara Gücü Süper Lig'e tekrar döner. Hı hı. Bu sadece taraftarın hak ettiği yerde olması boyutunda da bir durum değil. Bu maddi boyutu da var bu işin. İkinci ligde 3-4 trilyon lira gelirle 104 trilyon lira borcu bitirmek kolay bir şey değil. Doğru. Çok ciddi yani, bir para bu. Tabii yani yetmiyor. Neticede kurduğun takımın değeri 15-20 trilyon lirayı buluyor. Sen 3-4 trilyon lirayla daha da borçlanarak devam etmek zorunda kalıyorsun. Ne yazık ki. Şimdi en azından birinci ligde biraz daha gelirin artıyor. Sen benden daha iyi biliyorsun. Evet. Şifreli kanala geçmesiyle beraber daha da yükselecek ihtimalle Ankara Gücü'nün geliri. Evet. Bir de Süper Lig'e kendini atarsa en azından kendi ayaklarının üzerinde durabilir, bu kulüp haline gelecektir Ankara Gücü. Yani benim en çok önemsediğim nokta da burası. Yani Ankara Gücü evet birinci ligi hak etmiyor. Süper Lig'e bir an önce çıkması lazım. Ama bir de bunun maddi boyutu var. Ankara Gücü bir an önce Süper Lig'e çıkarıp gelirlerini arttırarak borçlarından kurtulması, önünü açması lazım. Evet. Yani bunların hepsi yönetimin doğru yapacağı hamlelere bakıyor. Biz de ilgiyle takip ediyoruz ne yapacaklarını, edeceklerini. Bakalım görelim Ankara Gücü TFF 1. Lig'de neler yapacak? Süper Lig'e çıkabilecek mi? Ama seni bulmuşken, seni yakalamışken tabii, diğer Ankara takımlarını da sormadan geçemeyeceğim. Tabii tabii. Gençler Birliği ve Osmanlı Spor'un biraz Süper Lig'deki durumlarını konuşalım. Gençler Birliği'nin durumu görece Osmanlı Spor'a göre daha iyi. En azından sıralama konumunda. Gençler Birliği'nden başlayalım mı önce? Yani Gençler Birliği ile Osmanlı kıyaslamasından başlayacaksak Osmanlı Spor'un hakkını yememek lazım. Onlar sezona çok erken başladılar. Evet. Avrupa Kupası ön eleme gruplarındaki maçlardan dolayı. Hı hı. Bu yorgunluğun bir yerde patlayacağı belliydi. Osmanlı Spor'da da Reşit Akçay'ın son döneminde artık çok hissedilmeye başlanmıştı. Bir de devre arasında yapılan transferlerin takıma tam uyum sağlamamasıyla Osmanlı Spor ikinci yarından itibaren bir düşüşe geçti. Gençler Birliği de çıkışa geçti gibi gözüküyor ama Gençler Birliği'nde durum o kadar stabil ki. Yani attığı 7 gol sayısına bakın eşit. Hı hı. Neredeyse. Yani puan sayısıyla da neredeyse. Ümit Hoca sürekli şundan şikayet ediyor Bülent abi. Ya bizim hücum hattımızda ileride kimse yok. Kanatlarımız çok iyi. Her şey çok iyi ama gol atacak kimse yok diyor bizde. Yani şimdi 4 tane forveti var bu takımın. Ranti var. Dün uzun zaman sonra ilk kez oynattı. Ondan sonra Veli Konya var. Yeni transfer. Hı hı. Vedat Üriç var. Mehmet'i var. 4 tane forvet var bu takım. Hı hı. Yani 4 tane forvet olup bir tane forvet olmayan bir takım aslında Gençler Birliği. Yani ama bu sorunu Ümit Hoca şimdi dillendiriyor. Biz sezon başından beri dillendiriyoruz. Evet. Burada gol kim atacak diye. Yani ümitlendiğimiz örnek yok. Senin Veli Konya var. Şans bulamıyor. Forma şansı bulamıyor. Peki, göremiyoruz. Vedat Muriç niye olmadı Bülent abi? Hem yani TFF 1. Lig'de çok fazla konuşulmuştu ve birçok takım onu istiyordu. Ya Gençler Birliği'ne gitmesi sezon başında bizim için Vedat Muriç hak ettiği yeri bulacak dedik. Hani Gençler Birliği olduğu için söz konusu takım ama bir türlü olmadı. Yani kan uyuşmazlığı mı denir buna, futbolda ne denir bilmiyorum. Niye olmadı Vedat Muriç? Ya biraz işte futbolun aldatan noktaları bunlar. Vedat Muriç'in bence birinci ligde bir iki sene daha devam etmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok çalışkan bir futbolcu, iyi niyetli, elinden gelen mücadeleyi yapan bir futbolcu. Hı hı. Ama Süper Lig biraz zor bir lig. Vedat Muriç'in rakip defansı zorlayacağı noktalarda, gol yollarını açacağı noktalarda, hı hı, etkili olamadı. Bir de şanssız
şanssızlıkları da vardı. Çok net pozisyonlar direğe çarptı, gitti, dışarı çıktı. Hı hı. Vedat Muriç beklenen seviyeye gelmedi. Ben önümüzdeki sezon yine birinci ligde bir takımda görebileceğimizi tahmin ediyorum. Gençler Birliği çünkü gelecek sene için iyi bir forvet hattına ihtiyacı var. Hı. Serdar ve Aydın'ı kaybediyor çünkü. Evet. Yani Serdar her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da şu dönemde kabul edilmesi Osmanlı Spor'la %99 oranında anlaştı. Hı hı. Hatta protokoller falan da imzalandı. Aydın da benzer. Zaten Aydın'ın menajerleri, Serdar'la menajerleri aynı kişi. Hı hı. O ikisi de büyük ihtimalle gelecek sene Osmanlı Spor'da olacak gibi gözüküyor. Selçuk'un sözleşmesi bitiyor. Selçuk kalmayacak mı? O gelecek sene onunla ilgili enteresan olacak. Palitevic var stoper. Ben kalacağını düşünüyorum orada bir problem olmayacağını. Ama Gençler Birliği'ni gelecek sene ciddi bir sınav bekliyor. Peki Gençler Birliği'nde önemli soru şu. Biz Gençler Birliği'ni her zaman çok fazla teknik direktör değiştiren bir kulüp olarak tanıdık, bildik. Ümit Özat'la yola devam edilecek mi önümüzdeki sezon? Ya ben bunu iki hafta önce bir programda bahsettim. Yine aynı soruyu sordular. Ne olacak diye. Önümüzdeki maçlara bakacağız dedim. Programın ismi de oydu. Çok klasik. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorum. Ama gözüksüz de Ümit Özat devam edecek yani. Şu anki çizdiği grafik. Yani Gençler Birliği'nde aslında çok hoca değiştirir imajında şöyle bir detay atlanıyor. Gençler Birliği kriterleri vardı. İlancı acaba kriterleri vardı. Hı hı. Belli bir sayıdaki mağlubiyet, puan kaybı. Bu içerisinde 4 maçın 4'ü de İstanbul takımlarıyla dahi olsa İlhan Başkan için gönderme vermeliydi. Bu kriter o sınıra gelen hocanın gideceğinizi biliyorduk. Şimdi o kriterler ve sınırlar değişti aslına bakarsanız. Çünkü Murat Cavcav başkanlığı var. Murat Cavcav'ın nasıl bir tarz uygulayacağını ve nasıl bir tercihte bulunacağını açıkçası ben bilemiyorum daha. Gözüküyor da Ümit Özat da devam edecek. Ama Ümit Özat örnek gösteriyorum 4 maç kaybederse Murat Cavcav göndeririz mi? Bilmiyorum çünkü babasınınla aynı model bir oğul değil. Yani kendi tarzı var, kendi duruşu var, kendi futbola bakışı var. Haftalardır her maçtan sonra yurt dışındalar. 3-4 kişi, bazen teknik direktör de, bazen teknik direktör futbolcu bakmaya gidiyorlar. Gençler bir yıllardır futbolcu bakmaya gitmiyordu. Evet, yeni yani, başladılar. Ya bu Veli Konya transferinde futbolcu kimse izlemedi. YouTube'dan izlendi sadece. Yani YouTube'dan izlenen futbolcu alınır hale gelmişti Gençler Birliği'nde işler. Ne yazık ki. Zaten evet. Birçok takımın kötü gidişatının belki de en büyük nedeni bu. Bir scout ekiplerinin olmaması ve tırnak içinde menajer oyunlarına gelmesi birçok kulübün düştüğü en büyük handikap oldu. Peki Gençler Birliği'nden sonra biraz daha Osmanlı Spor'u değerlendirelim. Şimdi Osmanlı Spor yeni teknik direktörüyle ilk kez sahaya çıkacak yanılmıyorsam, değil mi? Cezası bitti. Yok, Hamza Hamzoğlu. Evet. Hamza Hamzoğlu yani cezası bitti. Kez, evet. Osmanlı bitti. Maçıyla sahaya çıkacak Hamza Hamzoğlu takımıyla evet. Birlikte ilk kez. Evet. Biz de basın tribünde basın toplantısında ilk kez göreceğiz hocamızı. Hı hı. Yani Hamza Hoca Osmanlı Spor'un karakterine, oyun yapısına, mantalitesine uygun bir hoca. Hı hı. Osmanlı Spor'un kulüp yapısı Türkiye'deki başka hiçbir kulübe aslına bakarsan benzemiyor. Yani bir Başakşehir'e de benzemiyor. Yani ikisi de özünde bir belediye takımı, belediyeye bağlı takımlar. Ama yapı olarak ikisi de birbirinden çok farklı. Evet. Osmanlı Spor'da biraz daha değişik dengeler ve ayarlar var. Ben Hamza Hoca'nın bu konuda Reşit Akça'ya nazaran daha uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Elinde çok iyi transferler var, hı hı. Futbolcular var. Gelecek bu sezon için Osmanlı Spor'da artık gazlar da biraz kaçtı. Avrupa hedefi yok. Tabii. Ligde şey yok. Bir noktayı beklemiyorlar. Osmanlı Spor'dan bu sene bir şey beklememek lazım. Ama gelecek sezon Hamza Hoca eğer transfere de direkt kendi müdahale ederse enteresan şeyler olabilir diyorum. Zaten Osmanlı Spor'un da bilindiği kadarıyla çok fazla maddi problemleri olan bir kulüp değil. Transferde de kısmayacaklardır diye düşünüyorum. Benim Süper Lig'de bir kulübün niye maddi problemi olur? Ben hala onu çalışmış değilim zaten. Yani şu bütçelerle... Bülent abi biliyor musun bu konu ayrı bir program olur yani. Yapsak ayrı bir program olur bundan. Yani niye olur onu gerçekten bilemiyorum. Yani bu bütçelerle bir takımı yönetmeyi beceremeyen, hala borçlandıran falan başkan... Yani bence iş yerini falan da kapatsın, batırır ya. Çok ciddi bütçeler var. Basit bir eğlence oyunu oynuyorsun, futbol oynuyorsun... Ve onu beceremeyip borçlandırıyorsun, batırıyorsun. Hı hı. Yani
Osmanlıspor maddi durumu birçok noktadan dolayı çok iyi. Ankara'nın haftiyat gelirleri bu kulübe gidiyor. Birçok şeyden gelirleri var. Çok sağlam sponsorları var. Osmanlıspor maddi sıkıntı yaşamayacak kesin. Ama yani Gençler Birliği de yaşamıyor. Gençler Birliği'nin hiçbir maddi sıkıntısı yok. Ama Gençler Birliği doğru yönetilen bir kulüptü her zaman. Değil. Yani kulübün çıkarları hep göz önünde bulundurulmuyor muydu? Pelin, işte ben şeyden söylüyorum. Olaya biz Ankara'dan bakıyoruz. Ankara'dan bakınca İstanbul'a bakmaktan daha keyifli oluyor bazı şeyler. Çünkü doğrudur. Bakış yerleri çok farklı. Siz Gençler Birliği dışarıdan baktığınız zaman gerçekten çok güzel yönetilir bir kulüp görüyordunuz. Ama biz direkt Büyüteç'le baktığımız için oradaki bütün sorunları tek tek çözüyorduk. Evet, Gençler Birliği geliri gideri birbiriyle dengeli, kasasında para olan bir kulüptü. Evet. Ama Gençler Birliği bu durumda çok daha başarılı olabilirdi. Hı-hı. Yani Gençler Birliği ne diye biliniyor? İşte Yıldız Futbolcu Fabrikası futbolcu satıyor. Gençler Birliği'nde Mustafa Kaplan'ın Süper Lig'de takımı başına geçerken 5 tane oyuncuyu Hacettepe'den getirmeseydi biz bugün İrfan'ı izlemiyor olabilirdik. Bugün Ahmet Çalı'yı izlemiyor olabilirdik. Ahmet Oğuz'u izlemiyor olabilirdik. Diğer oyuncuları izlemiyor, Uğur Çiftçi'yi izlemiyor olabilirdik. Çünkü altyapıda kayboluyordu birçok yetenekli futbolcu. Hı-hı. Bu bir denk geldi. Altyapıdan, Hacettepe'den futbolcular çıktı. Bunu yapamıyor Gençler Birliği. Bir, altyapıyı gerçekten etkin kullanamıyor. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip kulüplerden bir tanesi. İki, yabancı transferlerine bak. Yani onda bir neredeyse oran, başarı oranı. Evet. Tutturma oranı. Yani Gençler Birliği menajer oyunlarının tam merkezinde yer alıyordu. Çok uzunca bir süre. Bu da İlhan Başkan'ın sağlık sorunlarından kaynaklıydı. Başkan'ın yaşlılığını, duygusallığını falan kullanarak birçok futbolcuyu ikna ederek kulübe getiriyorlardı ve hiçbiri bir işe yaramadan devre arasında gönderiliyordu ya da sezon sonu gönderiliyordu. Evet. Bu sezon yine birçok takımda %50 oranında ben en azından bir değişim bekliyorum. Bir kulüpte bu kadar değişim normal bir şey değil. Doğru, haklısın. Yani işte ama dışarıdan Gençler Birliği'nde sadece rakamlarla bakıldığı zaman ha bak 20 milyon lira devre arasında para girdi Gençler Birliği'ne. İrfan'ı sattı, Ahmet Çalı'yı sattı, Stanku'yu sattı deniliyor. Hı-hı. Ama yarısı da çöpe gitti bu paranın Gençler Birliği'nde. Oraları görmüyoruz. İnşallah Murat Başkan döneminde bu sorun aşılır. Hı-hı. Çünkü biraz daha ilgili, biraz daha sürekli mesaisini kulüpte harcayan bir başkan var. Geçmişte ben doğru işlerin o kadar yapıldığına inanmıyorum. Rahmetli İlhan Başkan da bunları yazdığım için açıkçası beni çok sevmezdi. Evet. Kızardı bana en azından. Şimdi Murat Başkan bir kredi aldı. Kulüpten bir kredi aldı. Hı-hı. Bu transfer dönemi onun sınav dönemi. Murat Başkan bu sınav dönemini doğru aşarsa, onu gösterirse çok büyük bir işe imza atmış olacak. Hı hı. Gençler Birliği'nde durum bu. Peki. Çok teşekkür ederim. Bülent abi ağzına sağlık. Bol bol Ankara takımlarını konuştuk. Yeniden. Ya daha çok görüşeceğiz gibi geliyor. Ankara aynen öyle. Daha çok görüşeceğiz. Sık sık bir araya geleceğiz. Ankara gücüne de bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Senin nezdinde İnşallah teşekkür ederim. İnşallah bütün Ankara güçlere hayırlı olsun. Hı hı. Özellikle yani bu başarıda taraftarın çok emeği var. Evet. Onlara ben bir Ankaralı gazeteci, bir Ankara futbol sever olarak ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar onlar da. Hı hı. Bir güç gösterisi yapmak bazen iyidir. Onu evet. Sağladılar. Evet. Ben teşekkür ederim Pelin bağladığın için beni telefona. Yeniden görüşmek üzere Bülent abi. Görüşmek kolay üzere. Gelsin. Hoşça kal. Sağ olasın. Hoşça kal. Evet, Ankara gücüne bir kez daha aramıza hoş geldiniz diyelim.